Selamünaleyküm. Pat diye mevzuya giriş yaptım abi. Intro mitro bilmiyorum, koyarsam koyarım, koymazsam zaten direkt böyle işte selamünaleyküm diye girişi yapacağız. Uzun zamandır beklenen soru cevap facecam'de videoyu sonunda çekiyoruz abi. Normalde yüzümüzü gizlediğimiz yoktu abi. Çok önceden zaten niyetim var. Neyse, o konuya değineceğiz zaten. Soruların içinde de var o. Ama öncelikle bir teşekkürümüzü edelim. Yazıyla etmiştik. Plaketimiz geleli çok oldu. 2 ay olmuştur. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Hep birlikte inşallah nice yüz binlere. Plaketimiz geleli çok oldu dediğim gibi. Standart bildiğiniz YouTube plaketi işte. Valla dur şunu bir koyayım ya. Heh. Koydum geldim abi. İşte dediğim gibi soru cevap videosu bugüne nasip oldu. Şimdi ufaktan başlayalım abi. Bilmiyorum nasıl videoda kamera bakma alışkanlığım da hiç yok da. Neyse, alışırız ona. Ses de umarım gidiyordur. He. Bunu da böyle koyduk buraya. Normal mikrofon yok. Kulaklık bize yetiyor diye. Yukarıdan tepeden aparatlı bir şeyimiz yok. Neyse. Şimdi ilk olarak başlıyoruz abi. Flash TV en çok beğeni o almıştı. Onun şeyler sorularla başlayalım. Maşallah zaten 10 tane soru sormuş. Temel soruların hepsini içeriyor burası. İlk olarak demiş ki farklı oyunlar çekecek misin? ETS, Valorant, PUBG veya başka popüler oyunlar. Abi asıl temel sebep bu zaten. Facecam'in de gelmesiniz. Yani zaten çok önceden niyetim vardı. Tabii başka oyunlar çekmeyi düşünüyoruz abi. GTA yeter artık. Bir senedir harbi diyorum gözlük mözlük var burada. Masada duruyor zaten o da. Kör olacağım yani. Araçları yapmak o kadar uzun sürüyor ki. Yani bir günüm komple araçlarla gidiyor. Farklı oyunlar gelecek yani, artık yani LSP DFR biraz daha nadir gelecek. Asıl niyetim o zaten benim, farklı oyunlar çekmek. Bilmiyorum, Yançar diye hakkımda kısmında mevcut, ya oradan devam ederim ya da bu kanal üzerinden giderim. Farklı oyunlar gelecek yani. Kaç yaşındayım? 99 doğumluyum, 22 yaşındayım. Yüzünü gösterecek misin ya da ne zaman? Şu an görüyor olmanız lazım. Herhangi ilgilendiğim bir şey var mı demiş. Oyunlar hariç dörde bağlı olarak hobilerim var mı? Varsa neler? Var abi. Oyun, bilgisayar oyunları hariç. Bilgisayarda zaten araba oyunlarından da başka bir şey oynamazdım. Öyle PUBG, MUBG, Metin 2. O işte, o hiç öyle oyunlarla pek şeyim olmadı. Bir ETS oynuyorduk eskiden. Hep araba oyunlarıyla oynuyorduk. Hobilerim de araba. Başka bir şeyle ilgilenmiyoruz abi. Küçüklüğümden beri hep araba hastasıyım. Bayağı bir takıntılıyım ben de arabalara. Araba hevesim var işte. GTA'da o sebeple giriştik zaten. Polis ya da jandarma olmak ister miydin? İstemem abi. Zorunlu görevi, şark mark vesaire. Yani ben zaten dediğim gibi girişme amacım buraya araba zaten. Bendeki polislik ya da jandarma sevdasından değil. Ben araç modları yapıyordum. Birden böyle bulduk işin içinde kendimizi. 6'ya bağlı şık olarak hangi bilimde çalışmak isterdin? Trafik vesaire. Ya oldum, hadi oldum diyelim. Yani dediğim gibi trafik ya da ne bileyim Yunus olurduk galiba ya. Olmak isterdim. Vlog gelecek mi, araba vlogu vesaire. Valla bu yakınlarda bir nasip olursa bir araba alma niyetim var. Alırsak inşallah o zaman çekeriz. Baba anne tarafı filan neresiniz diye yazmış. Valla ben doğma büyüme Sakaryalıyım. Babam da uzun zamanlar zaten, babam da Sakarya'da doğmuş ama dedeler köken iki tara anne baba tarafı da ikisi de Bulgar'dan. Ay dilim damağım kurdu be. Neyse dur. Bulgaristan göçmeniymiş dediler. Yani Bulgar muhaciriz işte. YouTube'a başlama fikri nereden geldi? Kim önerdi? He, asıl mevzu burası abi. Şimdi ben üniversiteyi bitirdim. Okulu soranlar da var zaten. 2 yıllık otomotiv teknolojisini bitirdim. Otomotiv teknikeriyim. 2 yıllık bitti. Okul bittikten sonra dedim bana zaten bir sene dokunmayın yeter dedim. Lise okuduk işte, 2 yıllık üniversite falan bitti. Dur dedim, beni bir salın dedim. Bilgisayarımı oynayayım rahat rahat, bir sene bir takılayım çalışma hayatına girmeden dedim. O arada da işte abim dürtükleyip duruyor. Bütün gün oyun oynuyorsun, boş oynayacağını diyor. Drip tutuyorsun diyor bütün gün. Çek diyor, video diyor, işte YouTube'a at diyor. Bakarsın tutar mutar dedi. Denedim, ondan sonra bir iki video attım, abim durmadan iteliyor diye beni. Ondan sonra işte bir attık iki attık, yok dedim abi tutmuyor bu. Ondan sonra LSPDFR işte 2 bölüm yabancı falan çektik. O zaman tabii aşırı utanma var. İçime konuşuyorum zaten, kendi konuştuğumu bile duyamıyorum. Ondan sonra işte çektik abi 1-2 bölüm. Baktık tutacağı yok. Yok abi dedim, ben bıraktım zaten. 3 ay bir ara verdim. 2-3 ay mı 3 ay mı ne ara verdik.
tutmuyor abi dedim. Bu geçti dedim artık o devir. Ondan sonra farklı bir şey yapmak lazım. Yani piyasaya girmen için işte böyle bir tanınman için. Ondan sonra dur dedim ben LSP DFR'ı senelerden beri oynuyorum zaten. Yabancı olarak oynuyorduk. Ya burada bir eksiklik gördüm. Neyse oğlum bu sorunun devamı vardı. Çok fikir abimden geldi. Neyse uzatmadan geçiyorum. Seviliyorsun yazma. Eyvallah kardeşim sen de seviliyorsun eksik olma. Kullandığın arabaları bir gün toplu halde paylaşmayı düşünüyor musun? Bak şimdi bu da büyük mevzu. Ben normalde ilk başta araçları yaparken zaten paylaşma niyetiyle girdim. Ama ne oldu? Bir araba yaptık, iki araba yaptık. Abi paylaştık. Ondan yana sıkıntı yok. Ondan sonra bir baktık mevzular. İşte arabayı izinsiz editleyen mi dersin, arabaları açan mı dersin, işte videolarda kullanıp isim belirtmeyen mi dersin? Yani çok böyle hırsızlık olayları falan dönüyor. Başka yerlerde araçlar paylaşılıyor. Ondan sonra zaten modeller tek bana ait değil. Arkadaşlarımla birlikte paylaşmama kararı aldık. Ya özelden ücretli bir şekilde satılıyor modlar. Ücretli bir şekilde satıldığı zaman ne oluyor? Hem bizim sabaha kadar uğraştığımız emekler boşa gitmiyor. Hem adam para verdiği için zaten sağda solda kimseyle paylaşmıyor. Ya ama benim halen niyetim var yani. Sizlere yazık oluyor yani. Ama sırf o hırsızlık yapanlar yüzünden yani. Yoksa kimseden mod falan sakladığım yok. Yine paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım nasip kısmet. İnşallah aynı olaylar olmaz bir daha. Demiş ne? Kim demiş? Divanı Twitch demiş. Mehmet demiş ondan sonra. Ne demiş Mehmet? Abi yüzünü ve... Ne oldu lan kamera niye gitti? Tamam abi döndüm şimdi. Çin malı şeyler olunca çeviriciler olunca fotoğraf makinesiyle çekiyoruz. Normal kamera yok. Ondan dolayı arada bir git gel yapıyor neyse. Mehmet ne demiş? İşte 100 binini ve plaketini gösterir misin? Gösterdik zaten video başında. İki de yazmış. Video zorlukları neler yazmış? Abi video zorlukları işte dediğim bahsettiğim gibi. Bütün gün bilgisayar başındayız. Benim yaptığım iş biraz daha farklı olunca işte 2 günde bir yeni araba yapıp böyle yeni şeyler yetiştirmeye çalışıyorsa bu ara bir araçlar bir azaldı. Zaten bakma isteğim de kalmadı artık eskisi kadar. Yoruldum çünkü bütün gün bilgisayar başında hep yok kaplamasıyla ayrı uğraş, aracın modeliyle ayrı uğraş. Yani video zorlukları onlar bir de LSP DFR'ı zaten biliyorsunuz. Durmadan hep bir crash veriyor, hep bir oyundan atma, hep bir şeyler yeniden işte GTA... Bir ay dayanıyor maksimum. Bir ay sonra işte grafik paketi kurduğun için oyundan atmalar vesaire bir sürü şeyler yaşanıyor. Ya genel zorlukları bu oluyor işte. Mesut Arda yazmış. Arabaları ve kıyafetleri nasıl yapıyorsun mesela? Sen bu soruya en iyisi bir rehber çek. Aynen dediğin gibi o mevzu zaten bambaşka bir Mesut. Upuzun. Araba yapmaya böyle editleme hevesi olan boştu benim vaktim var. Ben uğraşırım diyen varsa Z Modeler 3 ile yapılıyor abi. Zaten çoğunuz biliyordur uğraşanlar. Ben de öyle dersleri izleye izleye öyle alıştım yani 3 ayda falan alışmıştım. Ufak tefek böyle editlerle başladım ilk başta. Ondan sonra sıfırdan araba konvertleme işte çizim yapmaya ufak ufak şeyleri kendim de çizebiliyorum. Öyle şeylere başladık. Geçti yani rehbere falan düşünmüyorum. O konulara hiç girmeyi düşünmüyorum. Upuzun mevzu çünkü ben bıktım artık. Şimdi geçelim yeni soruya. İsmailov. Niye polis videoları çekme kararına geldin? Polisliği sevdiğin için mi yoksa hiç kimse böyle videolar çekmiyordu da ilk sen mi çekmek kararına geldin? Azerbaycan'dan da selamlar demiş. Ve aleyküm selam. Bizden de çok selam olsun Azerbaycan'a. Aynen öyle İsmailoğlu dediğin gibi. Baktım piyasada hiç böyle düzgün Türk şeyleri yapan eden yoktu. Çekmek kararına geldim ben de. Nasıl oldu ama işte dur dedim bir tane ilk videom trafik polisiydi zaten o dayıyı koymuştuk araçlar filan da olmadığı için Toyota Camry'ye trafik polisi kaplaması yapmıştım ben editleme filan bilmiyorum tabi öyle Türk serisine başladım baktım buradan gidecek ilk video tuttu işte baktım o dedim iyi tamam biz Türk'ten yürüyeceğiz herhalde ondan sonra 2-3 video çektik öyle ulan baktım arabalarla uğraştığımız için benim gözüm Türk araçlarını görmek istiyor. Piyasada da araba yok. Ulan ne yapacağız, ne edeceğiz? Abim filan biraz yardım etti. Bu Z modelleri filan ufak tefek çözmeye başladım. İşte çakar takmaya başladık. İşte farklı modeller bula 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 böyle. En son işte bu hale geldi. Full detaylı araç yapmaya. Zaten daha önceden hiç LS'li bir Türk polis arabası yoktu GTA'da. İlk ben yaptım onu.
ELS sistemi ondan sonra işte aktif oldu, düzgün çakarsın. Ben çakar görmek için giriyordum abi. Yani ben söylüyorum da yani. Öyle polislik, jandarma falan değildi. Gene araçlar için girmiştim bu yola. Öyle sorunun cevabı o işte. Ondan sonra dur şunu arada dokunayım. Gidiyor yoksa. Şöyle bir odak yaptırayım. Kaybolmasın. Aa, başarılı devam dinlerim. Kanalda ileriki günlerde yenilik ve farklılık yapacak mısın demiş. İşte yenilik facecam'i zaten getiriyoruz inşallah. Bilmiyorum normal videolarda istiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu. O da tabii size bağlı. Farklı olarak ya tabii farklı oyun çekersek zaten koyarım canım. GTA 5 çekmeye devam edersek facecam olur mu olmaz mı o size kalmış bir şey. Dediğim gibi yenilikler düşünüyorum, farklı oyunlar artık ben bıktım. Bıktım yeter abi. Kendin hakkında bilgi verir misin? Okulun veya ne iş yaptın vesaire. Ayrıca sadece oyunu oynamıyorsun, oyunu yaşıyorsun. Allah razı olsun. Senin en çok bu tarzını seviyorum. Sokakta gördüğüm bir kamu arabasını aynı zamanda sanal ortama taşıman çok güzel. Daha nice videolar dilerim. Çünkü bunu bekliyorum. İnşallah hep birlikte. Kendim hakkında bilgi işte standart abi, ne vereyim kendi hakkında. Okulum işte 2 yıllık, dediğim gibi otomotiv teknolojisini bitirdik, mezunum. Ondan sonra bir sene yatışta YouTube işleriyle falan uğraştık. Ondan sonra DGS'ye girdim. Açık öğretimden mali okuyorum 4 yıllık şu an. Arkada bir yandan o, bir yandan YouTube, harici başka bir iş yapmıyorum şu an. YouTube'dan geçinmeye çalışıyoruz. Ayrıca başka ne var? İşte araç konusuna gelirsek, ben zaten benim asıl amacım araçlarla uğraşmak olduğu için araçlara tabii elimden geldiği kadar daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. Yani asıl mevzu o. Teşekkür ederiz soru için. Geçelim abi. Küfür etmeden insanları neşelendirmeye, güldürmeye nasıl yapabiliyorsun? SB kalp demiş. Eyvallah, teşekkür ettim. Valla gerçekte biraz ağzım bozuktur benim. Ama video işine girince mecbur kendimizi sıkıyoruz abi. Arada bir ağzımdan kaçıyor. Kaçtığımız yerlerde ya bipleyip ya da kesme imkanımız oluyor YouTube'a atınca, ama canlı yayına başlarsak olmayacağız. Dümdüz kaptırabilirim yani, bilginiz olsun. kral seviyorsun, o da vlog gelir mi? O da vlog gelmez abi, neye çekeyim işte. Aa, koltuk var, bilgisayar var, direksiyonum var, yatak var, cam pencere, standart oda işte, dolap malap var. Ya, vlogluk bir şey yok abi, bildiğin gibi normal oda işte, öyle cafcaflı bir şeyler yok yani. Videolar efsane abi, sorum yok. Eyvallah, Allah razı olsun. Soraydın oğlum bir soru, o kadar koymuşuz bak. Harekat Production 23. Arabaları hazırlarken hangi programı kullanıyorsun? SB Kalp demiş. Eyvallah Ozancım. Arabaları kullanırken Z Modeler 3 kullanıyoruz. Modelleme için de Blender veya herhangi başka bir 3 boyutlu program kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Bilgisayarın teknik özelliklerini ve mümkünse markasını öğrenebilir miyim? Bilgisayarım toplam abi. Ben de yaparsam çökmeden GTA oynamak istiyorsun. O iş biraz zor abi. 3070 var. Ben zamanında ucuza almıştım bunu. 3060'ın çıkmasını bekledim. Ucuza çıkacak dediler. 4000 lira, 4500 lira. Bir geldi kart. 5000, 5500 liraya geldi. 3060 öyle gelince ben de dedim 500 daha koyarım üstüne, 6000 liraya 3070 alırım dedim. 3070'i öyle almıştım. Bilgisayarımı toplama zaten. İşlemciyi falan değiştirmek istiyorum işte bir ilerleyen zamanlarda. Harici memnunum. İşte RAM 16. Onu 32'ye falan çıkartabilirsem iyi olur. GTA serisini akıcı oynaman mümkün değil. Niye mümkün değil? O GTA'nın optimizasyonu sadece kendine, yani böyle grafik paketi vesaire bir şeyler kurunca oyun sapıtıyor abi. İster istemez ben görüyorum. Adamda 3090 var. Grafik paketi falan kurduğu zaman onda bile FPS yerlere düşüyor. Yani drop yiyor. Kayıtlarda bile belli oluyor. LSPDFR'da işin içine girince zaten FPS'i bir sömürüyor. Bayağı bir. Ondan dolayı zor yani. Ben 3070'te görüyorsunuz. Yani hep crashlar vesaire bir şeyler yiyoruz. Tabi araç modlarından kan. Çok mod kurmazsan. Neyse hızlı geçeyim biraz ya. Çok takılıyorum ha. Valla inşallah yayın açmak istiyorum. Bak tam da sorusuna denk geldik. Yayın açmak istiyorum abi ama altyapım el vermiyor. Upload'um leş gibi. İki upload'um falan var abi. Gecenin 3'ünde 4'ünde video çekiyorum. O saatte upload'a bırakıyorum. İşte akşam 6'ya kadar yetişirse dua ediyoruz yani. İşte bayağı bir uzun sürüyor. Geceden bırakıyorum upload'a. Çekiyorum zaten sabah geç kaldığım zaman, çok sabah ezanında falan yatıyorum anca.
Ondan sonra işte ne oluyor? 6'ya kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Geceden bırakıyoruz. Twitch yayınlarını yapmak istiyorum normal şartlarda ama Upload el vermiyor. Keşke yapsak da böyle canlı birebir sohbet etsek. Vallahi ben de çok istiyorum ama. Farklı oyunlar oynasak. Ondan sonra bu kanalı açtığında kanalın tutacağını düşünüyor muydun? Düşünmüyordum abi. Bahsettim zaten ondan. Abime de demiştim vazgeçiyorum ben bu işten diye. İşte son bir türkü denedim. Türk tuttu abi. Ondan sonra ondan devam ettik. Buralara kadar geldik işte. Sağ olun var olun sizlerin desteği sayesinde. Farklı oyunlar falan çekmeyi düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz abi. Forza'yı düşünmüyorum ama Forza araba severler için güzel bir oyun. Ama arcade bir oyun. Ben de direksiyon seti olduğu için ben Forza oynama taraftar değilim. Çok fizikleri falan gerçekçi değil. Assetto Corsa oynuyorum onun yerine. ETS'yi çok isteyen var. Bilmiyorum belki bir otobüs motobüs tırmanı bir şey süreriz yani. Hayırlısı bakalım. Bu arada nice bir milyonları demiş. Amin hep birlikte inşallah. Kaç yaşındasın? 22. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Futbolla aram hiç yoktur abi. Ben futbol küçüklüğümde de falan da oynamadım zaten. Futbol, çok sevmem top oynamayı. ETS veya başka oyunlar çekecek misin? İnşallah niyetim var. Ehliyetim var mı? Var. 3 sene olacak alalı. Hangi araba var sende? Bizde lanet bir Cruze var abi. Chevrolet Cruze. 1.6 otomatik tüplü. Yürümeye yetmiyor. Araba sevdamı soğutuyordu. Valla. Ya aile arabası. Gerçi çok performans vesaire bir şey beklemeyeceksin. Neyse kurucular linçlemesin beni de. Neyse geçiyorum. Olay o işte. Okuyor muyum? Okuyorum. Açıktan 4 yıllık. İşte lise Anadolu Lisesi mezunuyum. Ünü'de 2 yıllık otomotiv teknolojisi mezunuyum. Şunu abi bastırayım gene kapanmasını abi. Kral severek izliyorum seni öncelikle. Allah razı olsun. Yüzünü göstermeyi düşünüyor musun? Şu anda görüyor olman lazım. Yaşım 22. Bilgisayar yükseltmeyi düşünüyor musun? Şu anda düşünmüyorum abi. O çok dolar uçtu gidiyor zaten biliyorsunuz siz de. Çatışmaları uzun süre sürmesini istiyorsun. Ama ve lakin daha önceden de bunu çok söyledik zaten. Botlara vurmam. Tamam ben vurmam. Yandakiler vursun. O zaman öyle diyorsanız. Uzun soluklu çatışmalara fazla ekip çağırmıyorum. Crash'ler falan vesaire biliyorsunuz zaten. Oğlum çok uzun oldu ya bu. Fazla mı soru aldık ne? Oyunda Sürüyor'yu canlı oyuncu olarak birisini görebilecek miyiz? Allah o iş biraz zor. Hareketler vesaire takip konusu. İnşallah ileride Five vesaire bir şeyler bir olaylar olursa. Ya orada Sürüyor'yu canlandırırız belki. Abi olmak istediğim meslek var mı? Olmak istediğim. Yani YouTube'dan ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah. Yani ben küçükken ne olmak isterdim ne bileyim. Hep araba üstüne bir şeyler açmak istiyordum. Ne bileyim yazılımcı dükkanı olur böyle. Aksesuar, maksesuar vesaire. Arabalar üstüneydi yani hep. O öyle yani. Neden Semih Uçar? Bu isim nereden geldi? İsmim Semih Uçar oğlum. Nereden geldim? Babaannem mi ne çek koydu artık? Kura'dan mı çıkmış? Tam mevzuyu hatırlamıyorum. İsim soy isim yani. Başka bir oyun seri yapar mısın? Yapacağız inşallah. Niyetimiz var. Gerçekte mesleğin ne? Otomotiv teknikeriyim dediğim gibi. Silo fikri nereden geldi? Polis modunda. Abi işte crashlara bağlı o da Silo'nun gelmesi öyle. Ulan baktık bu oyundan kurtuluş yok. Durmadan hep bir crash yiyoruz. Hep bir hata vesaire bir şey oluyor. Öyle olduğu zaman oyundan atıyor. Oyunu kesmek zorunda kalıyorum. Bu sefer yeni bir tane adam spamladığın zaman farklı bir adam karakteri geliyor. Ulan ben ne yapacağım dedim. Bunu bir sabit bir şey yapayım bari. Sabit bir adam tutayım dedim. Sülo'yu öyle çıkarttık. Dur lan dedim. Şöyle bir adam bir yapalım dedik. Sülo isminde Sülo koyduk. Öyle çıktı yani. Sülo'nun geliş hikayesi o. Twitch'te canlı yayınlara başlayacak. İnşallah upload bir şeyler ayarlamaya çalışacağız bu işte. Niyetim var yani. İstiyorum. YouTube şartlarından dolayı mı sadece LSP defar çekiyorsun? Çünkü daha önce çektiğim farklı oyunlar da olmuştu ama devamı gelmemişti. Devamı gelmemişti. Çok fazla tutmadığı için gelmemişti. Abi Assetto falan çekmiştik onları pek fazla. Zaten o zaman kanalın yeni kuruluş zamanıydı. Ondan sonra Forza çektim. Forza dediği gibi çok tutulmuyor zaten. Artık izlenen yani yayınlarda falan izleniyor Forza. Yani direksiyondan da pek zevk almıyorum zaten Forza'dan. Farklı oyunlar gelecek inşallah. GTA 5 oynamaktan zevk alıyor musun abi? Demiş R9X. Alıyorduk abi. Ama artık yoruldum, sıkıldım. Sadece direkt böyle mod gelse hazır. Yani tek başıma oynayacak olsam oynarım yani. Niye oynuyorum? Açarım çakalları, dolaşırım yani. Öyle boş kaldığımda yağmurlu hava falan yapıyorum böyle. Direksiyon setiyle tın tın dolaşıyorum. Böyle zevk alıyorum. Bitti. Evet arkadaşlar.
Bence böyle bitirelim. Baya bir uzun soru cevap oldu lan bu. İnşallah böyle yayın mayın vesaire bir şeyler olursa yüz yüze böyle daha güzel bir sohbetler yaparız. Artık gerisi sizde valla. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.